26 Nisan 2023 Çarşamba İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 4 yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. Rakiplerini de yorumlayacağız ancak çok ön planda tuttuğumuz isimden biraz bahsedelim. 4 numaralı Fuat Aga, çim pistte ve bu mesafelerde kendini kanıtlamış bir isim. Uzun mesafeli sentetik pist yarışlarında da başarılı koşmaya devam eden Safkan, düzenli idmanda olup mükemmel form durumunu koruyor. Bu şartlarda rakiplerde çok uygunken biz kazanmasını bekliyoruz. Rakiplerini de kısaca değerlendirelim. 1 numaralı Cebebey iyi form durumu ile sürekli şans tanıdığımız bir isim. Fakat çim pistte kum pistteki kadar iyi koşacağını düşünmüyoruz. Uygun rakiplerden dolayı belki üst sıralarda tutunur fakat kazanması bizce zor olur. 2 numaralı Çağgürün bu rakipler yanında zorlanacağını söyleyebiliriz. 3 numaralı Elitay, Fuat Aga'dan sonra en çok beğendiğimiz isimdir. Çim'de ve bu mesafede de etkili koşacak fakat, bu atın da kazanma karakterini beğenmiyoruz. Yine de Fuat Aga'yı banko yazmayanlar, rakip olarak Elitay'ı değerlendirebilirler. 5 numaralı Gökkuzgun ise, anne hattından kum piste daha yatkın bir isim. Baba hattı Çim'de iyi olsa da, bugün bu şartlarda mükemmel koşar diyemeyiz. Buraya at yazacak olsaydık, Elitay'dan sonra Gökhan Kocakaya'dan dolayı bu safkanı yazabilirdik. Kısacası birçok nedenden dolayı 4 numaralı Fuat Aga bu koşuyu kazanmasını beklediğimiz isimdir. Banko yazılabilir. Geniş kuponlar için sadece 3 numaralı Elitay'ı önereceğiz. Elitay'ın bir diğer avantajı da, yarışı önlerde götürecek olmasıdır. Süratli hiçbir atın olmadığı bu koşuda, tempoyu belirleyip çıktığı gibi bitirme ihtimali var. Formda olduğu dönemde düzlükte çok dirençli olabiliyor. Bu sebeple sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşuyu 4 ve 3 sıralaması ile geçelim. İkinci koşu. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı 1100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Altıntepe, ilk yarışında çok kalabalık grupta start almıştı. Dış kulvardan dolanarak gelip liderliği alan ve fotoya kadar önde gelen Safkan, son anda ikinciliği kurtardı. Bursa'daki bu başarılı performansını İstanbul sentetiğinde yarışa taşırsa, mutlaka iddialı olur. Net favorimizdir. 4 numaralı Tekin Şah, ilk yarışında başarılı bir görüntü verdi. O gün, buradaki rakipleri olan Akbedir ve Yelbeğen ile beraber start almış ve onlara yarış içerisinde üstünlük sağlamıştı. Aynı performansı sergilemesi durumunda bugün de kazanırda adını duyuracaktır. İkinci sıradan yazalım. Kalan atların tamamı kayalara ait isimlerdir. Bu koşuyu boş geçmemek için her türlü taktiksel hamleyi yapabilirler. Bu sebeple ekürilerden 5 numaralı Yelbeğen ve Mehmet Kayalı 1 numaralı Akbedir'i kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2, 4, 5, 1 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda aradan gelecek olan 3 isim var. 1 numaralı Wolf Polat ve 6 numaralı Princess Khan, dinçlik yarışını iyi yapan isimler değiller. Ancak 5 numaralı Lady Rüzgar, dinçlikle yarış kazanabiliyor. Fakat onun da sürekli binicisi Princess Khan'ı tercihlemiş durumda. Güç olarak farklı konumda olan 3 numaralı Dispegrator, bugün ciddi rakiplerinin aradan dönecek olmasını değerlendirecektir. Önceki yarışında sert grupta bile dillenen bir isimdi. Bugün Vedat idaresinde, lehine şartlarda yarışacak. En iç kulvardan çıkıp muhtemelen tempoyu belirleyecek olan dispegratör, çıktığı gibi bitirebilecek durumdadır. Biz bu şartlarda 3 numaralı dispegratörün geçilmesini beklemiyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü koşu 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Çaça Maça uzun çime çıkınca değişimini gösterdi ve kazandı. Artık bu tip mesafelerde ve çim pistte her grupta yazılmalıdır. 6 numaralı Mira son idman görüntüsünü çok beğendik. Çim pistte kalitesini konuşturmasını bekliyoruz. Mutlaka tüm kuponlarda olması gerekir. Kalitesinden dolayı 7 numaralı Mai Sanşin ve önde boş kalacak olmasından dolayı 9 numaralı Vesper bu koşuda yazılması gereken diğer isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1, 6, 7, 9 şeklindedir. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 17 yarışı 1.400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 4 numaralı Raybra alacaktır stili bir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu kurup çıktığı gibi bitirebilir. Çin bekleyen Ribery, lehine şartlarda mutlaka iyi koşacaktır. Özellikle salı gününden yağan yağmurun, pisti hafif nemli bırakması durumunda şansı katlanır. İlk sıradan yazalım. 5 numaralı Heva, yarışı önlerde götüren bir isim. Ağır tempoda gidecek olan bu yarışta, Ribery yakın takip edip düzlükte atlayabilir. Bu safkanın son sprinti de mükemmeldi. Mutlaka kuponlarda olsun. 1400 çimde neredeyse tabela dışı kaldığı bir yarışı olmayan bir numaralı eliminatör, bu grupta yazılmayı hak ediyor. İhmal etmeyelim. Son olarak kısa mesafeli çim pist yarışlarını çok seven 6 numaralı Peligrosa'yı yazalım. Gökhan Kocakaya idaresinde 4'te 1 yapan Safkan, bugün de iyi koşacaktır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 4, 5, 1, 6 şeklindedir. 6. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin açık 3 koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 4 numaralı Lion Victory ve 2 numaralı Cosmic Kid, ilk etapta yarışa sürat katacak olan ikilidir. Bunlara ekrilerden 6 numaralı Smart Ded eklenecektir. Yarışın süratli başma ihtimali çok yüksektir. Hem idman durumu, hem de yarış içi gidişattan dolayı, 1 numaralı Kright Fire ile 5 numaralı My Private, bizim ön plana çıkaracağımız isimlerdir. Beklediğimiz gidişat olursa, bu atların öndeki güçlü rakiplerini geçme şansı olacaktır. Ancak 4 numaralı Lion Victory ve 2 numaralı Cosmic Kit, kaçmadan da başarılı olabilen çok güçlü atlardır. Preveze koşusunda bizce boşa kürek çekmezler iyi bir taktik uygulayıp arka grubu uyutarak aralarından bir birinci çıkarabilirler. Bu sebeple bu atları da ihmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 5 4 2 şeklindedir. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu azatlı ama çok zor geçecek. 5 atın start alacağı bu koşuda, her türlü sonuç çıkabilir. 4 numaralı yetim Ali önde boş kalacak. Stili bir rakibi yok ancak, azatlı bu koşuda yakın takip edileceği için, çıktığı gibi bitirir diyemeyiz. Yine de yarış içi avantajından dolayı ilk sıradan yazıyoruz. 6 numaralı Özgür Fatih, neredeyse 1 yıldır kazanamayan bir isim. Ancak Gökhan Kocakaya üst üste üçüncü kez binecek ve çim pisti seviyor. İhmal etmemek gerekir. 1 numaralı Fedai, çim pisti ve bu mesafeleri çok iyi koşuyor. Grubun en istikrarlı ve iyi ismi diyebiliriz. Fakat rakiplerine oranla kilo farkı var. 2 numaralı Nakış, gerilerde bekleyen bir isim. Normalde ağır tempolarda bu stilde bir atı yazmayız. Fakat nakış ağır tempoda bile etkili sprint atabilen güçlü bir at, ihmal etmemek gerekir. 3 numaralı Subike son yarışında beklenmedik start sorunu yaşamıştı. Son durumunun çok iyi olduğunu biliyoruz. Bu grupta bizce kazanma şansı en az diğer rakipleri kadar vardır. Kesinlikle dışarıda bırakmayın. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4 5 1 2 3 şeklindedir. 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 5 numaralı Bredimente Adana'dan Ankara'ya geçti ve burada hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün uzun mesafeli yarışta kendini gösterecek. Bizce uygun rakipleri Gökhan Kocakaya idaresinde geride bırakabilir. İlk sıradan yazalım. 1 numaralı Endos Time çim pisti çok koşacak pedigriye sahip bir isim eğer koşarım derse rakip tanımayacaktır. İkinci sıradan yazalım. 9 numaralı Time Magic, son kum pist koşusunda iyi koşması beklenen bir isimdi. Sonradan şablonumuza eklemiştik. O gün kısmen iyi koşan Safkan, son yarışında ise çim pistte kalabalık grupta mücadele etmişti. Yarışı gerilerde takip edip, düzlükteki düzgün aksiyonları ile 9. oldu ancak çok uzak farklı geride kalmadığını söyleyebiliriz. Bugün kısmen sert rakipleri olsa da kilo avantajını sonuna kadar kullanacaktır. Özellikle bu kez liderliği alarak koşayım derse çok daha iddialı bir sonuç alabilir. Sağlam kuponlarda mutlaka olsun. 3 at ile bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 5 1 9 şeklindedir. 9. koşu 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı 1100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı zincir koparan, ilk yarışında sürekli dış kulvarda kalıp liderliği almaya çalışan bir isimdi. Bu rağmen düzlükte çok dirençli bir mücadele sergiledi ve fotoda ikinci kaldı. Bugün yine Vedat idaresinde benzer rakipleri ile karşılaşacak. İç kulvardan başlayıp iyi bir çıkışla tempoyu belirlerse, çıktığı gibi bitirecektir. Net favorimizdir bizce tek rakibi, kapalı kutu konumundaki 5 numaralı Kaya Fatih olabilir. Bu tay ilk yarışında start problemi yaşamış ve sonrasında kendini yarışa verememişti. Bir boy startta kalmış gibi gözüküyor ancak yarışa adapte olamayınca rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı ve binicisi tarafından fazla zorlanmadı. Bugün herhangi bir takı değişikliği yok fakat iyiye giden idman durumu var. Artan kondisyonu ve yarış tecrübesiyle bu kez beklentileri karşılayan bir performans sergileyebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşuyu da 8 ve 5 sıralaması ile geçip günün sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.